Sorar TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum efendim. Bugün Mustafa Anıklı ile birlikteyiz ve son 24 saatte Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sevgili Mustafa abinin bazı bilgileri var, o bilgileri bizlere aktaracak. Merak ettiğimiz birçok soru da mevcut. Bu soruları da Mustafa Anıklı'ya aktaracağız. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet Mustafa abi şimdi 24 saat içerisinde hatta aslında çok kısa daha da kısa yani 12 saat içerisinde Beşiktaş'ta çok fazla gelişme yaşandı. Birçok istifa söz konusu oldu. Sonra bu istifalar kabul edilmedi vesaire. Biz nereden başlayalım? İstersen geceden bir önceki geceden başlayalım. Yani Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın gönderildiği akşamdan bir başlayalım istersen. Aslında bu krizi 24 saat içine sokmak çok yanlış. Çünkü çok daha önceden başlayıp bugünlere gelen bir süreç var. Yani Friedel'ın göreve gelmesinden itibaren başlayan bir süreçten söz ediyorum. O dönemde gerek yöneticiler gerekse Samet Hoca bundan son derece rahatsız oldu göreve geldikten sonra. Fakat hani Samet Hoca'nın şöyle bir durumu var. Kol kırılı yen içinde kalır diye. Beşiktaşlılığı daha ön planda çıktı, ön plana çıktığı için hiç konuşmadı, suskun kaldı. Sürece zarar vermemek adına, kulübe ve takıma zarar vermemek adına sustu Samet Hoca. Yoksa hepimiz biliyorduk. Öyle değil mi? Yani Samet Hoca'nın devreye girmediğini, transferlerde aktif rol üstlenmediğini hepimiz biliyorduk. Ama suskun kaldı Samet Hoca. Bugüne gelinceye kadar sadece başkanla hele son 4 aylık süreçte sadece yazışma tarzında, rapor tarzında bir hizmet yapmaya devam etti. Onun dışında aktif hiçbir rol üstlenmedi. En son mektubunda Samet Hoca artık hani bıçak kemiğe dayandı denir ya, gereğini yap başkan dediği yolunda iddialar var mektubunda. Bunu teyide muhtaç bilgi. Tabii ki iki kişi arasındaki mektupta ne yazdığını bilemeyiz. Ama Beşiktaş camiasında konuşulan bu şekildeydi. Gereğini yap başkan demesi üzerine Hasan Arat öncelikle Samet Hoca'nın görevine son verdi. Ardından da istifa süreci de hemen olmadı. Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda bir nevi baskı yaptılar başkana. Görevi bırakması yönünde. Daha doğrusu görevi bırakması yönünde değil de sen varsan biz ona göre davranacağız. Sen yoksan yine farklı davranacağız diye. Başkan Hasan Arat'ın söylediği ifade bana cuma gününe kadar müsaade oldu. Ama o cuma gününe ulaşılamadı maalesef. Çarşamba günü olaylar patladı arka arkaya. Şimdi Şimdi burada benim merak ettiğim soru şu. Neden Başkan Hasan Arat'a kendi oluşturduğu yönetim kurulundan yani hani sanki sen devam edersen biz devam etmeyeceğiz tarzında ifadeler geliyor. Yani ne yapmış olabilir Hasan Şu bir gerçek. Arat? Yönetim içerisinde ikiye bölünme oluştu. Bu süreç içerisinde oluştu ama bir anda gelişen bir durum değildi. O iki başlılık oluştuğu için başkan saygı duyarız, devam edecek dersen biz yokuz dediler. Birkaç yönetici. Aynı şekilde eğer devam etmeyeceksen biz devam ederiz dediler. Bu süreçte Başkan Hasan Arat'ın yaptığı şu oldu. Bypass oldu. İki tarafı da kırmadan, dökmeden bu işi devam ettireyim görüşü hakim oldu ve nitekim Futbol AŞ'deki
yöneticilerin de istediği oldu. Hı. Hasan Arat da başkanlık koltuğunda devam ediyor. Tırnak içinde söylüyorum, başkanlık koltuğunda devam ediyor. Bütün futbol AŞ'deki yetkileri Hüseyin Yücel'e verdiğini dün biliyorsunuz basın toplantısında açıkladı. Şimdi bu saatten sonra ne olur? Birincisi, artık Hasan Arat Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde başkan değil. Bu önemli. TFF'ye göre Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli olan futbol AŞ olduğu için bundan sonraki başkan Hüseyin Yücel'dir. TFF nezdinde. Bütün imzaları o atacaktır. Bu şekilde devam edeceği için şunu da düşünebiliriz. Yani hep belki şeytanın avukatlığını yapıyoruz ama bu şekilde süreç devam etti. 3 ay sonra çok iyi bir duruma geldi Beşiktaş. Ve Hasan Arat dedi ki sizi görevden el çektiriyorum. Böyle bir hakkı var mı? Var Yok. tabii ki. Var. Nasıl var ya? Kulüp başkanı Ha. hakim hissedar kulüp olduğu için Hı. istediği düzenlemeleri yapabilir şeyde. Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda. Bu aslında ilk değil. Futbol AŞ'nin başkanı farklı. Yönetim kurulunun başkanı farklı, ilk değil. Ahmet Nur Çebi göreve geldiği ilk dönemde Futbol AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını Erdal Torunoğlu'na vermişti. Yani Futbol AŞ'nin başkanı değildi. O dönemde Futbol Federasyonu'nda Beşiktaş kulüp bilgi ekranında başkan yeri boştu. Ne Ha. Erdal Torunoğulları'nı koymuşlardı ne de Ahmet Nur Çebi'yi koymuşlardı. O şekilde devam Şimdi biz etmiş. peki tam olarak ne diyeceğiz? Yani Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel mi? Beşiktaş Başkanı Hasan Arat mı? Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat. Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Hüseyin Yücel. Evet, Evet. biraz da bir karışık oldu. Yani aslında karışık değil de yani Yani biz davul daha çok birinde, tokmak birinde. Öyle söyleyeyim. ha evet, tam doğru cümle bu oldu. Yani. Anladım. Peki şimdi hani yine merak ettiğim sorulardan biri şu. Şimdi Hasan Arat'ın kendi oluşturmuş olduğu bir yönetim ve kendi yöneticileri, kendi oluşturmuş olduğu yöneticileri hani neyden rahatsız olmuşlar acaba? Ben hani bunu tam olarak çünkü Şimdi hani yönetim içerisinde ikiliye düşersin. İki yönetici kendi arasında düşer. Başkanla ikiliye düşmek çok enteresan geliyor bana. bugüne kadar Beşiktaş'ta ne diyorduk? Başkan yönetimidir diyorduk. Başkan son sözü söyler, ne derse o olur diye. Evet. Burada da o şekilde oldu. Başkan Hasan Arat transferle ilgili görüşmelere X kişiye dedi sen görüşeceksin. Y kişiye dedi sen yapacaksın. Burada başkanın tercih sorunları ortaya çıktı. Bir dönemde Hüseyin Yücel'le beraber hareket etti transferde vesaire. Çünkü ciddi bir maddi katkı yapan bir yönetici idi Hüseyin Yücel. Ondan sonra ne olduysa bir anda farklı yollara döndü. Başka yöneticilerle çalışmaya başladı. Kendince haklı gerekçeleri vardır yoktur bilemiyorum. Hasan Arat'ın tabii ki yönetim tarzını burada bilemeyiz, eleştiremeyiz ama Hüseyin Yücel yerine farklı kişiyi tercih etti. Aynı şekilde bir dönem Samet Hoca listeyi verirdi. Transferle ilgili çalışmaları yapılması için söylerdi. Bu sefer Friedel ortaya çıktı. Friedel'da şöyle bir ciddi sıkıntı vardı. Samet Hoca maaşlı bir eleman, görevini yapıyordu, işi bitiyordu. Friedel'da yine tırnak içinde diyorum duyduğumuz kadarıyla maaşının yanında gönderdiğinden de komisyon alıyor, getirdiğinden de komisyon alıyor. Ne anladık bu işten?
Yani Tabii. ayrıca görev süresi içerisinde baktığında ne kadar faydalı oldu Beşiktaş'a? Kaç para kazandırdı? Kaç Evet. para aldı? Yani Evet. bunun teraziyi yöneticiler daha iyi bildiği için diğer yöneticiler belki sıkıntı burada yaşanmış olabilir. Yani hangi transferi o yaptı? Tabii şimdi bunlar da önemli. Yani biliyorsun çok maliyetli iki transfer var şu anda. Gerçi ondan önce mi yapılmıştı Musrati ve O Muçi transferleri? şeyde tabii ondan önce yapılmıştı. Ondan önceydi. Tabii ya o işler de var bir de şimdi. Musrati ve Muçi işleri de var tabii. Neyse. Peki. Şimdi o zaman Brad Friedel'ı da futbol AŞ tarafı yani şu andaki mevcut Başkan Hüseyin Yücel istemiyordu mu? Yani ortaya çıkan dedikodular o şekilde. Kulis bilgileri o şekilde. Yani Friedel'ın istenmediği, Samet Hoca'ya daha fazla yetki verilmesi gerektiği, daha doğrusu Samet Hoca'nın alınan yetkilerinin tekrar geriye verilmesi gerektiği yönündeydi. Evet. Biz hep şunu söyledik. Hatta seninle yaptığımız yayınlarda da Samet Hoca'nın burada çok önemli bir şahsiyet olduğu Beşiktaş'ta. Ve gerek kişilik anlamında, gerek futbol bilgisi anlamında, gerekse teknik adamlık düzeyi olarak Beşiktaş'ın çok önemli olduğunu her zaman söyledik hatırlarsan. Evet. Yani şeyde bile hatırla Süper Kupa'da bile takımı Samet Hoca çıkartabilirdi diye konuşmuştuk. Evet. Yani ama böyle bir adamı, böyle bir personeli, böyle bir Beşiktaş için efsaneyi diyeyim. Beşiktaş açısından efsaneyi bu şekilde küstürerek, darıltarak ve bu şekilde göndererek böyle bir operasyon yapması Hasan Arat'a çok büyük prim kaybettirdi. Şimdi tabii ki hatta ben bir artı bir vereyim yani itibarsızlaştırmak bu Samet Hoca'yı. Ben bu kelimeyi söylerken de çok utanarak söylerim yani. Şimdi bu konuda Ama özür dilerim. Burada şunu söyleyeceğim. Etme bulma dünyası. şimdi... Rıza Çalınbay'ın nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Samet Hoca kaptanıydı. Feyyaz Uçar futbolcuydu. Rıza Hoca onun kaptanıydı. Fakat Rıza Hoca'yı gönderirken ne şekilde gönderdiklerini hiç konuşmadan, görüşmeden güle güle dediklerini biliyoruz. Şimdi aynı itibarsızlaştırma Samet Hoca'ya da yapıldı. Yani o zaman nasıl bizi eleştirdiysek şimdi de aynı şekilde. Yani bunu yapanlardan bir tanesi de Samet Hoca'ydı. Samet Hoca bir telefon açıp Rıza Hoca'ya hocam güle güle diyemez miydi? O kadar samimiyeti yok muydu? Evet. Şimdi kendisi şikayet ediyor veya sitem ediyor veya kamuoyu Samet Hoca'ya yapılanları eleştiriyor ki herkes haklı burada. Yani Samet Hoca da bunu Rıza Hoca'ya yaptı yani. Böyle söyleyeyim. Şimdi tabii bu arada yönetime gelirken hani Süleyman Seba çizgisiyle gelen Hasan Arat işte biz eski değerlerimize sahip çıkacağız vesaire diye çok tezat davranmış oldu bu konuda. Bir WhatsApp mesajıyla Samet Hoca'ya kulüpten ayrıldığı tebliğ edilmiş. Yani bu çok enteresan geldi açıkçası. WhatsApp Şimdi mesajı... Yani artık sevgililer birbirlerine WhatsApp mesajı atarak ayrılmıyorlar Mustafa abi yani şimdi Süleyman Seba çizgisi derken tırnak içinde ben o dönemde çok çok yakındım rahmetli hani. Süleyman abiye. Hasan Bey'in yönetim kurulu olduğu dönemde de iç içeydim. Neler yaşandı bende kalacak. Kendi aralarındaki konuşmaları. Ama denildiği gibi Süleyman abi
o seçim sürecinde, özellikle ikinci adaylığı döneminde, Hasan Arat'ın ikinci adaylığı döneminde ben vardım. Şu anda Posta Spor Müdürü Coşkun Türk vardı. Rahmetli olduğu İlyas Namoğlu vardı. Üçümüz köye ziyarete gittik. Telefon açmıştı. Köye ziyarete gittik. O dönemde şöyle söyledi: sadece bir oyun var. O da bana kalır dedi. Yani Hasan Arat'a desteğini çektiğini belirtmek için bu sözleri kullanmıştı o dönemde. Yani Süleyman Seba çizgisi. Süleyman abi Beşiktaş'ta çok önemli bir figür. Fakat birçok kişi onun adını kullanarak, yani Süleyman Seba, Süleyman Seba, Süleyman Seba diye diye hiç yanına oturamayan adamlar bir anda Süleyman Sebacı kesildiler. Evet, anlıyorum. Ben şeyi tenzih ederek söylüyorum, yanlış anlamayın. Hasan Arat'ı buraya katmıyorum ama Genelleme genel olarak. anlamda söylüyorum. Yani Süleyman Seba çizgisi o kadar hassas çizgidir ki ne Rıza Hoca'yı feda ederdi Süleyman Seba, ne Samet Hoca'yı feda ederdi Süleyman Seba. Onları gerektiğinde karşısına alır, o babacan haliyle en ağır sözleri söylerdi kendilerine, ama o odada kalırdı. O odada kalırdı ve biterdi. Kimse de bilmezdi orada ne konuşulduğunu. Peki şimdi bu saatten sonra Gio ile yollara devam edilecek mi? Bunu sorayım sana. Yani şu an Sergen Yalçın'ın geleceği konuşuluyor tabii ki. En güçlü adaylardan birisi olduğu söyleniyor. Hatta aday da demek istemiyorum ben tabii Sergen Hoca için de. Yani Sergen Hoca'nın geleceği konuşuluyor. Gio ile de artık tamamen iplerin koptuğu söyleniyor. Valla şu anda yönetime gelen Hüseyin Yücel ve ekibinin ne yapacağını bu akşam yapılacak maçtan sonra daha net görebileceğiz. Hareket tarzının ne olacağını daha net görebileceğiz. Şu anda Gio gidiyor, Van Bronckhorst gidiyor, yerine Sergen Yalçın geliyor veya başka bir isim geliyor diyemeyiz. Samet Hoca tekrar gelebilir mi bilemeyiz. Yani Yok. yok. Niye Yok. gelemez? Çünkü hala Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat. Hem o hem de Samet Hoca gelmez Yok Giray. yani olabilir, niye olmasın? Yani şey Yok olarak yok, ama gelmez. Gelmez. şu anda çift yönetim var. Evet. Futbol yönetimi başka. Fakat yine söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. Futbol AŞ yönetimi tamamen başkanı Hasan Arat'a bağlıdır. Daha doğrusu Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetim kuruluna bağlıdır. İstedikleri an istedikleri kişiyi değiştirebilirler. Aynı şekilde ben sorumlu değilim diyemez Hasan Arat. Çünkü yarın öbür gün İbra için genel kurulun karşısına çıktığında futbol bende değildi diyemez. Yani olumlu veya olumsuz şeylerde yine sorumludur Hasan Arat. Anladım. Yani. Ya bu tabii çok enteresan ya. Şeyi soracağım bu arada. Şimdi ben dün tüzüğü okudum. Tüzükte sanırım 6 aydan az bir süre kalırsa Evet. Tevfik Yaman Türk'ün başkan olacağı yazıyor. Yani divan başkanının. Seçimi de 6 ay 3 gün gibi bir şey var yani. O 3 günden mi şey yaptılar? Yani, Nasıl oldu o? şimdi tabii ki Tevfik Yaman Türk için de kolay değil. Biliyorsunuz zaman zaman başkan adaylığı için adı geçen bir isimdi Tevfik Yaman Türk. Bu şekilde böyle sakat bir durumda göreve oturması da kolay değil. Tabii ki, tabii Dün ki. tahminime göre bir tahminim değil, duyumum vardı, sonucunu alamadım. Hasan Arat'la da bir görüşme yaptılar sanırım Tevfik Yaman Türk. Yani nedir, ne değildir, daha önümüzdeki saatlerde
ortaya çıkacak süreç ama yani onun önünü kesme diye düşünemeyiz. Çünkü ben Tevfik Bey'in yerinde olsam böyle bir süreçte vekaleten başkan olmam. Aynen, bence de şu an. Yani ödemeler var. 30 milyon euroluk bir Evet, Ocak ayına paket kadar deniyor. zannediyorum, değil mi? Yani şimdi düşünsenize buraya para bulacaksınız. Yani bu parayı Yani verebilecek tek kişi de Hüseyin Yücel zannediyorum şu an. yok, tek kişi değil tabii ki de ama Ya. şey olarak şu anda buyur sen yap moda oldu yani Hüseyin Yücel'e. Peki şu süreç Mayıs'ta Hüseyin Yücel'in başkan adaylığına başkan adayı olacağını gösterir mi sence? Eğer operasyonlarda başarılı olursa niye olmasın? Evet. Yani çünkü adı geçen kişiler arasındaydı. Şu Evet. anda buyur fırsat senin dediler. Evet, Biz de tabii. biliyorsunuz sportif başarı çok önemli. Yani futbol özellikle yani sportif başarı derken futboldaki başarı çok önemli. Buradan alıp da daha ileriye taşırsa Hüseyin Yücel büyük avantaj sağlar. Hem taraftar gözünde hem genel kurul gözünde. Evet. Peki bir de şey sormak istiyorum. Bilgin var mı? Samet Aybaba'nın cumartesi günü basın mensuplarına yapacağı toplantıda açıklayacağı bazı şeyler ve hani belki de çok yönetim tarafının menfaatine olmayacağı durumlar söz konusu olma ihtimali varmış zannediyorum. Öyle konuşuluyor. Senin bir bilgin var mı bu toplantının içeriğiyle ilgili? Yani Samet Hoca çok şeffaf bir insandır biliyorsun. Yani Evet. sorulan sorulara öyle ya da böyle demeden direkt cevabını verir. Aynı şekilde farklı bir ajandası yoktur. Her zaman düz bir insandır. Evet. Ve biz gazeteciler açısından çok iyi bir kaynaktır. Sanırım basın toplantısında da çok verimli. Gazeteciler açısından diyorum çok verimli haberler verecektir yani. Evet, Yani gazeteciler bilinmeyen. açısından verimli ama hani başka tarafa ne kadar verimli olabilir bilmiyorum. Bilinmeyen birçok şeyi orada duyacağız diye düşünüyorum. Evet, yüksek ihtimalle. Yani. Bir Kaan Şakul krizi yaşandı galiba, değil mi? Aslında içeride kısaca. İşte ilk başta söylediğimiz isim vermeden belirttiğimiz kısım oydu aslında. Yani Evet, ben çünkü söylemiş oldum. evet, hayır şöyle isimler ötesinde yaşananlar daha önemli. O isimler doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Tamamen kulis bilgisi, Evet, konuşulanlar tabii. vesaire olduğu için o yüzden mümkün olduğunca isim vermeden somut olayları tabii ki isimlendiriyoruz. Ama onun dışındakileri isim vermeden konuştuk. Kaan Bey'in çünkü madem isim verdin söyleyeyim. Orada Başkan Hasan Arat, Kaan Bey, Friedel ve Bronkhorst. Dördü futbolu idare ediyor deniyordu. Yani o yüzden diğerleri rahatsız oluyordu. Anladım. Şimdi bu saatten sonra nasıl olacak bilmiyorum. Kaan Bey görevine devam ediyor. Başkan Hasan Arat açıkladı bunu. Yani. Evet, bakalım, yani enteresan bir süreç bekliyor tabii Beşiktaş'ı. Umuyorum hani kulüp adına yıpratıcı bir süreç olmaz. Yani sonuçta Beşiktaş ülkemizin önemli takımlarından, camialarından biri. İnşallah. Daha kötüye gitmez diye umuyorum tabii ki. Bakalım neler olacak, biz de göreceğiz sevgili Mustafa abi. Aktarmak istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yani eğer biraz bilgi verebildiysek ne mutlu. Çok çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol. Gelişmeler oldukça zaten biz yine, bak, Zoom çok güzel oluyor, pratik. Zoom üzerinden yaparız yayınlarımızı. Çok teşekkür ediyorum tekrar, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Kolay Hoşça gelsin. kal. Efendim, noktalıyoruz yayınımıza. Hoşça kalın.